Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız öncelikle? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz bizler de. Misafirperverliğinize çok daha iyi olmuş olduk. Şimdi Soner Bey, işletmemizden bahsetmiş olacağız. Kaç yıldır bu sektördeyiz diyeceğiz ama öncesinde sizleri biraz tanıyalım istiyoruz. Evet. Yani ben aslen Kastamonu'yum. Kendi mesleğim üzeri, kendi yöresel olarak sunduğum balık dürümü yapıyorum Karaköy'de. Bu şekilde adım Soner, soyadım Kaya. Peki kaç yıldır bu sektörün içerisindesiniz? Yani sektöre giriş hikayeniz nasıl başladı? Hani böyle bazen spesifik hikayeler duyuyoruz biz işletmelerimizden. Sizin hikayeniz nedir? Nasıl başladınız? Benim aklıma gelen bu balık dürümü kendimiz içine soslar, baharatlar koyarak güzel bir sunum yaptık. Daha çok turistik, yani yerli olsun, yabancı olsun, bizim sokağımıza gelen çok insanlar var. Onun için değişik güzel bir dürüm yaptık. Aslında biz sizinle işin mutfak kısmı dediğimiz kamera arkasında da çok keyifli bir sohbet gerçekleştirmiştik. Çaylarımızı içtik, kahvelerimizi içtik. Şimdi bu sohbeti biraz da ekranların karşısına taşımış olalım. Soner Bey'in hayaliymiş aslında sevgili izleyenler. Yani hani okumaktan ziyade aslında hep hayalini kurduğumuz bir sektör. Aynı zamanda babamız da burada ve bir ortağımız daha var. İsimlerini de ben ekran karşısında geçirmek isterim. Evet, Recep Küçük ve Rasim Kaya, bunlar da gene ortaklarım kendim. Ama tamamen dediğim gibi hani benim aklıma geldi balık dürüm. Bu sektöre girelim ve yaptık, başlattık. Başarılı da olduk. Olduk, evet. Sektörümüzü nerelere taşımayı düşünüyoruz? Yani aslında şimdi biraz menü içeriklerimize değinelim istiyorum aslında. Şalgam suyumuz, önümüzde bir balık dürümümüz var. Biz bunun öncesinde de aslında farklı yemeklerde, tarifelerde bulunuyorduk burada. Ama en çok balık dürüm önde gittiği için bunu bu seviyeye getirdik. Evet, aynen öyle. Yani içindeki malzemeleri çoğalttık, baharatlandırdık. Sadece bu sektörde balık dürüm olarak tek çeşit, tek kalem yapıyoruz efendim. Turşumuzu gene kendimiz yapıyoruz, şalgamımızı kendimiz getirtiyoruz, kendimiz yapıyoruz. Tek çeşit, tek ürün, balık dürüm, mükemmel. Zaten balıkla yolculuğumuza devam ediyoruz elbette ama nedir aslında bu dürümü özel kılan? Yani güveniyoruz yaptığımız işe, bundan bahsettiniz zaten. Peki ne kadar iddialıyız? Yani aslında içinde kullanmış olduğum soslar var dediniz. Evet. Bunlar bizim kendi üretimlerimiz mi? Neler katıyoruz? Yani içine koyduğumuz ürünlerin üretimindeki hepsini biz yapmıyoruz ama güvendiğimiz gene markalardan alıyoruz. Bunun içine biz balık dürümün içine nar ekşisi koyuyoruz. İlginizi çekebilir. Hani evet, balık dürüme nar ekşisi gider gibi mi? Ama nar ekşisi koyuyoruz, mükemmel gidiyor. Baharat var 15 ila 20 çeşit. Genel olarak 20 çeşit baharat koyuyoruz. Çok mükemmel oluyor sos. Kendi hazırladığımız ayrıyetten 2-3 çeşit daha sosumuz var. Kendi onları da koyuyoruz. Kendi lezzetlerimizi katıyoruz. Evet, kesinlikle kendi lezzetimizi koyuyoruz. Güzel. Peki balık dürüm dedik. Sadece dürüm olarak mı sunuyoruz yoksa spesiyel olarak işte menülerimizde tabak, porsiyon bunlardan? Porsiyon aynı şekilde. Porsiyon ve ekmek arası var ama en çok tercih edileni yine dediğim gibi balık dürüm. Şahane. Peki, yeme içme sektöründeyiz ve bizim her zaman hakikaten işletmelerimize sormuş olduğumuz birkaç sorularımız var bu noktada. Yani biz burada kalitede, hijyende nelere dikkat ediyoruz? Müşterilerimize nasıl güven sağlıyoruz? Yani biz restoran olarak kendimize güveniyoruz. Tezgahımızı her hizmetten sonra, her bir dürüm yaptıktan sonra güzelce izleyin, temizliğini yapıyoruz. Peki Soner Bey, 12 yıldır burada balık dürümle gelen bir yolculuğu konuşuyoruz aslında. Peki hedeflerinizin arasında bir şubeleşmek, İstanbul'a açılmak, daha farklı yerlerde bulunmak var mıdır? İlla ki var, zaten teklifler de geliyor, hatta yurt dışından da teklifler geliyor. Ama zamanla, dediğim gibi, şimdi ilk başta bu şekilde burada ama kısa sürede tabii ki de görebileceksiniz başka yerlerde şubemizi. Neden tercih edilmelisiniz? Yani farklı bir konum ve her bütçede herkesi hitap edebiliyor. Yani normal halkımıza da hitap ediyor, turistimize de hitap ediyor. Yani her halka, her kişiye hitap edebilecek kalitede bir dürüm. Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk oldunuz, katıldınız, bizlere güzel işletmenizden bahsetmiş oldunuz. Evet. Son olarak şu anda sizleri izleyen ekran başındaki izleyicilerimizi buradan bir mesaj vermek isteseydiniz bu ne olurdu? Ne söylemek istersiniz onlara? Yani mutlaka gelip balık dürümümüzü denemenizi tercih ederim.
Peki çok teşekkür ediyoruz Soner Bey'e vermiş olduğu değerli bilgileri için efendim. Biz de rotasyonumuzda bugün Karaköy'ü tercih ettik. Şöyle bir turlarken işletmelerimize de konuk olmaya biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz değerli izleyenlerimiz ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.